İnsülin direncini kırmak için her zaman ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Son zamanlarda sık sık yorgun hissediyorsun. Tatlı krizlerin bir türlü bitmiyor. Bel çevren sanki yavaş yavaş büyüyor. Tartıdaki rakamlar sizi kandırıyor gibi. Bunların arkasında sessiz bir suçlu olabilir. İnsülin direnci. Bugün gelin hep birlikte bu gizli metabolik bozukluğu herkesin anlayabileceği şekilde birlikte çözelim. İnsülin direnci nedir? İnsülin, pankreasımızın salgıladığı bir hormondur ve görevi kandaki şekeri hücrelerin içine sokmaktır. Ancak bazen hücreler bu sinyali duymamaya başlar. İşte bu duruma insülin direnci diyoruz. Yani vücutta insülin var ama işe yaramaz hale gelmiştir. Zamanla pankreas daha çok insülin üretmeye çalışır fakat bu da vücutta yağlanma, halsizlik ve açlık atakları ve uzun vadede diyabet gibi sorunlara yol açar. Peki bu durum neden olur? En sık nedeni karın tipi obezitedir. Yağ dokusu fazla olunca özellikle iç organların etrafında yağ dolduğunda bu yağ hücreleri hormon gibi davranan sitokinler salgılar. Bu maddeler vücutta sessiz bir yangın başlatır. Düşük dereceli kronik inflamasyon. Bu da insülin etkisini bozar. Uyku bozukluğu, stres hormonları, bazı ilaçlar, kortizon gibi, doğum kontrol hapları gibi, HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, hatta gebelikte salgılanan bazı hormonlar bile insülin direncini tetikleyebilir. Peki hangi belirtilerle ortaya çıkar? İşin ilginç yanı çoğu insan uzun süre hiçbir şey hissetmez. Ama vücut bazı sinyaller verir. Bel çevresinde kalınlaşma, yemek sonrası uyku hali, tatlı krizleri, akantozis nigricans denilen boyun ve koltuk altında koyu renkli kadifemsi deri lekeleri, kadınlarda adet düzensizliği, tüylenme, polikistik over sendromu, karaciğerde yağlanma, yüksek tansiyon ve kolesterol yüksekliği eşlik eden tablolardır. Nasıl teşhis edilir derseniz, ne yazık ki insülin direncini gösteren tek bir basit test yok. En hassas yöntem öglisemik krem testidir ama bu işlem araştırma ortamlarında yapılan zahmetli bir testtir. Günlük pratikte doktorlar genellikle bel çevresi, trigliserit HDL oranı, açlık şekeri, insülin değerlerine bakarak fikir edinirler. Ama asıl önemli olan tabloyu erkenden fark edip yaşam tarzınızı değiştirmektir. Unutmayın, insülin direnci sadece şeker hastalığına değil, kalp hastalıklarına, karaciğer yağlanmasına, hatta bazı kanserlere bile zemin hazırlıyor olabilir. İnsülin direnci kader değildir. Sağlıklı beslenme, hareket ve stres kontrolüyle bu döngüyü kırabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşın ki çevrenizdeki herkes bu sessiz tehlikeyi tanısın. Bana destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Peki siz son zamanlarda en çok hangi belirtiden şikayetçisiniz? Yorumlara yazın, hep birlikte değerlendirelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.